Haber böyle bir flash belleğe bilgisayara taktılar. Herkes topladılar. Toplanacaksınız. Bu Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen şeyi izletiyorlar. Ben de dedim niye dedim ne zorunluluğumuz var bizim dedim ya. Siz dedim niye kötülüyorsunuz dedim. Herkesin hakları özgürdür dedim. Ondan sonra zaten İsmail'den önce beni attı yurttan. Dedi ki böyle böyle sen benim anama küfür ediyormuşsun. Öyle ben hep herkese anasına küfür ediyormuşum. Ondan sonra bana giydirdi. Sonra bizim İsmail'e dedi. İsmail'e de çağırmış odasına bölge abisi mi? İsmail'e de demiş ki bu akşam hemen topla pılını pırtını gidin buradan demiş. Ondan sonra bir de Twitter olayı vardı. Herkese zorla. Diyor ki herkese diyor. Her akşam bir dakika. Bir dakika. Herkese neymiş? Benim adıma sahte hesap açacakmış. Benim adıma tweet atacakmış. Ben dedim ki atabiliyorsan at dedim. Ondan sonra dedim, burada kan çıkar dedim. Aynen böyle. Zorla tweet attı diyordu. Ben atmadım. Attıysam da şuradan ölüm çıksın. Diyor ki bu yurtta diyor AKP'li kalıyorsa diyor şerefsizdir diyor. Şerefsiz sana ne kardeşim ya? 3 milyar 600 milyon ben para veriyorum buraya ya. Ben burada AKP'li olurum, komünist olurum ben kalırım yani burada. Ben para veriyorum sonuçta. Ondan sonra bizim diyor hocamızı sevmeyen o zaman buradan defolsun gitsin. Şey yapsın. Böyle yani. Yemek yiyemiyoruz. Yemin ederim sabah kahvaltı yapamıyoruz abi bak. Saat 9.30'da maçtan geldim. Girdim TV odasında sunum yapıyorlardı. Sunum yapıyorlardı ben gördüm. Başbakanımıza işte hakaret işte ondan sonra Fethullah Hoca'nın sohbeti falan yine neydi onun adı partimize yine atıp tutuyorlardı. Ben dedim kapatın şunu dedim. Ben sinirleniyorum dedim. Ben başka bir şey izlemek istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ben dedim ki kapatın şunu dedim. Ben çok sinirlendim. Ondan sonra bilgisayarı kapatmaya kalktım. Bir tane abi geldi. Dedi kapatamazsın. Kapatamazsın. Kapatamazsın dedi. Ondan sonra ben de dedim ki ben bunu burada dinlemem dedim. Hani çekip giderim bir argo kelime kullandım. O yüzden bölge abisi geldi. Cemaatin bir bölge abisi geldi. Sen kimsin ki bizim hocamıza şey yaparsın, hakaret edersin. Ondan sonra sen işte beni asabımı bozma, çık git buradan. Öyle yani çıkardılar. İşte direkt dedi çıkacaksın dedi. Ne ev aradılar ne sordular. Ben çıksam ne yapacağım yani? Cemaat din üzerine diyorlar hani ama ben bu yurtta yani birkaç abi belediyeden hariç yani din üzerine çok bir şey yapan görmedim yani. Bunlar da hizmet abiler üzerine Allah'a değil yani. Hani hizmete yani ne bileyim Allah'ın hani Allah rızasıysa meğer diğer cemaatler de var. Yarı fiyatına çok daha hizmetli namazları ve şart kılıyorlar hani dini bakımdan. Hani yemeklere gelelim. Abi yemekler diyelim iyi olsun kötü olsun bir şekilde yiyoruz. Yani hiçbir şey olmadı çorba içip karnımızı doyurmaya çalışıyoruz bol ekmek yiyip. Eğer din imansa bu abi çöpe giden yemeğin hatta hesabı yok ya. Ben dedim abi yani 100 kişilik yemek geliyorsa diyelim 20 kişilik yemek yeniyor yenmiyor. Çöpe giden yemeğin hatta hesabı yok. Takip edilecek kişilerin listesini asmışlar 15-20 kişi bunlar işte propaganda yapıyor bunları takip edin gibisinden. Takip etmişler AK Partili üyeleri. Sonra şey yapmışlar. Hani din imansa abi bunların şeyi benim müdürümün ben namaz kıldığını görmedim. Bir iki sabah namazını gördüm Allah var. Bir iki sabah namazını kaldırdı. Bizim yurdum müdürü namaz kılmadı. Yurt imansa abiler namaz kılmıyor. Bir adamı nasıl yurduna müdür yapabiliyor? Şimdi bu akşam zirve yurdunda cemaate yakın bir yurdumuz. Kalan erkek öğrencilerimizin olduğu bir yurt burası. Bu akşam buradaki arkadaşlarımızdan ikisi İsmail isimli genç bize ulaştı bir şekilde ve dedi ki bu akşam bir belletmenimiz yurtta video izlettirmek için toplandı ve orada meydana gelen olaylarda hükümet aleyhine bir takım şeyler söylüyorlardı. Sürekli AK Parti'yi kötüleyen, hükümeti kötüleyen, başbakanı kötüleyen ve bu anlamda bizleri de AK Parti'nin dışındaki partilere oy vermemiz noktasında sürekli baskı yapan ve bunu yapmadıkları takdirde işte AKP'liler şerefsizdir, AK Parti'ye oy veren şerefsizdir gibi çok ağır ifadeler kullanınca kendini tutamayıp karşılık verdiğini ve bunların doğru olmadığını, bunun bölücülük olduğunu, ülkeyi bölmeye çalışmak gibi bir şey olduğunu söylemesi üzerine bu karşı çıkış karşısında gecenin bir vaktinde ki saat beni aradığında 12 civarındaydı, 11.30 civarlarındaydı.
ve yolda sokakta kaldıklarını, iki arkadaşıyla birlikte bu akşam kesinlikle bu yurtta kalamayacaklarını ve derhal eşyalarını toplayıp yurdu terk etmeleri gerektiğini söylediğini ve bu konuda yardımcı olup olamayacağımızı söyledi. Tabii ki bizler bu evlatlarımızın, bu misafirlerimizin hak ve hukukunun korunması noktasında tabii ki biz onlara sahip çıkmak durumundaydık. Ve derhal kendileriyle temasa geçtik. Buraya geldik. Kendileriyle biz karşılaşmayı iki kişiye alıp gideceğiz diye beklerken bir de baktık ki yurtta kalan yaklaşık 70-30-35'e yakın öğrencimiz var. Sayıları azalmış olsa da hepsine karşı aynı eylemlerin yapıldığını, işte sizler de az önce benim de takip ettiğim röportajlarda gerçekten irkilerek izlediğim bu şeyleri duymak bizleri şok etti. Evet, ete kemiğe bürünmemiş şekilde sağdan soldan duyuyorduk. Çeşitli kızlarımız, erkek evlatlarımız, öğrencilerimiz bu anlamda baskılara maruz kaldıklarını ifade ediyorlardı. Ama böylesine ete kemiğe bürünmüş bir şekil gerçekten kulaklarımıza inanamadık. Yani bu nasıl bir hizmet anlayışı, bu nasıl bir vicdan, bu gecenin yarısında Düzce'nin hiç bilmeyen, Düzce'de kalacak yeri olmayan insanları, bu hangi akıl, hangi izan, hangi iman, hangi ahlak bu çocukları gecenin bu saatinde dışarıda bırakabilir? Tabii ki bunun hesabı mutlak surette yasalar çerçevesinde ilgililerinden de sorulacaktır. Bu çocukların güvenlikleri, bu çocukların hak ve hukukları milletimize ve dolayısıyla bize emanet. O nedenle sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Bu işi burada bırakmaya da niyetimiz yok. Yani burada amacımız buradan yola çıkarak bir şeyleri ortaya koymak da değil. Ama sonuç itibariyle dün dedikodu gibi kulaktan kulağa yayılan bilgilerin bugün gerçek olduğunu görmek gerçekten bizleri üzmüştür. Bununla ilgili olarak sonuna kadar işin takipçisi olacağız. Yavrularımızın da evlatlarımızın da takipçisi olacağız. Onların da hak ve hukukların korunması noktasında elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şimdi inşallah bu akşam burada kalmasına izin verilmeyen iki kardeşimizi ki birisi o gün birisi İsmail, her ikisini biz alacağız, misafir edeceğiz bir otelde inşallah bu akşam şey yapıp yarın da devletin imkanları çerçevesinde ellerinden tutacağız. Ama bugün kalkıp hizmet hareketinde olduğunu iddia eden, ahlak ve feraset noktasında nutuklar atan bir yapının evlatlarımızı gecenin bir saatinde yolda bırakmasını nasıl izah edecek? Önümüzdeki günlerde bunun da tabii ki takipçisi olacağız. Dolayısıyla nedir bu AK Parti düşmanlığı, nedir bu hükümet düşmanlığı, nedir bu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı? Gerçekten sanırım bunun da ortaya dökülmesi adına son derece ibret dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. Allah ıslahsın demek gerekiyor ama sonuç itibariyle bir taraftan da yasalarla sonuna kadar bu kirli yapının da ortadan kaldırılması gerekliliği sanırım burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten halkımızın iyiliksever duygularının nasıl istismar edildiği, nasıl bizlerin, milletimizin iyiliksever duygularıyla toplanan paralarla bu kadar imkanlarla oluşturulan yerlerde hiçbir tanesi, bakın şu anda öğrencilerimize soruyorum, hiçbir tanesi bedelsiz kalmıyor. Paralarını ödemiş olmasına rağmen, çok yüksek ücretlerle kalmasına rağmen tweet atacaksınız, AK Parti'yi kötüleyeceksiniz, AK Parti'ye işte şunu yapacaksınız, bunlar montaj değil, beyin yıkama operasyonu. Yani gerçekten çok fazla söylenecek bir şey bulamıyorum. Bunu tabii ki daha böyle geniş çerçevede değerlendireceğiz. Biz de partimizde en üst düzeyde Sayın Başbakanımıza kadar bu konuyu tabii ki inşallah intikal ettireceğiz. Ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında da biz üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getireceğiz.